Bir gün telefon çaldı. Haydar Yılmaz sen misin dedi. Evet ben dedim. Sen kimsin? Sen kimsin Haydar Yılmaz dedi ya. Sen kimsin dedi. Kadın şaşırdı. Sonra kendi hikayesini anlattı. Ben dedi çok uluslararası firmanın CEO'suyum. Ve 27 yıldan beri kabusum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Bazen siz de duymuşsunuzdur. Ne yersen osun diye bir cümle var. Çok yerleşiyor şimdi Türkiye'de. Evet. Hayır. Neyi sindirebiliyorsak, neyi emrim yapıyorsak odur. Yiyoruz yiyoruz ama bir şeyi sindiremiyorsak o bize yaramıyor. O zaman kişiden kişiye değişir mi? Hayır, sindirim sistemini düzeltmemiz Merhabalar Aydar Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Siz prebiyotik konusunda bir üreticisiniz, değil mi? Evet. Prebiyotik ürünler üreticisi diyebilir miyiz size? Araştırmacı ve üretici. Araştırmacı ve üretici. Bununla ilgili konuşacağız. Merak ettiğimiz çok şey var ve bilgi birikiminizden yararlanmak istiyoruz tabii. Bununla ilgili. Eminim. Aslında en çok sormak istediğim, siz bu işe nasıl girdiniz? Baktım Yıldız İnşaat mezunusunuz siz. Kendinizden söz eder misiniz? Önce tabii. Ne yaptınız? Uzun yıllar aslında insan kaynakları yöneticiliği yapardım. Ama bunun yanında bu bize biraz 1-2 numara ufak geldiğinden dolayı firmaların yönetim kurullarında veya daha stratejik konularda görevler aldık. Ve dolayısıyla hep daha firmaları dönüştürücü ve onları büyütücü stratejiler peşinde koştum. Yönetim danışmanlığı yaptım, eğitim danışmanlığı yaptım. Sonra bu arayışlar içinde bir gıda firmasını alıp büyütme, bir mor inek hikayesi yaratma kafamda oluşmuştu. Hep vardır ya böyle idealist insanlarda. Evet. Tesadüfen karşıma bir tane Ezine peynirisi çıktı. Yönetim danışmanlığına başladık. Firmayı büyütmek amacıyla girdik. Tabii çok küçük bir firma. Büyüyebilmesi de biraz çok kolay değildi Ezine peyniriyle. Ve orada yeni bir ürün yapma kararı aldık. Dedik ki Türkiye'de ilk ve tek olacak bir ürünle ancak büyüyebiliriz. Ve kefiri o zaman yaptım. Türkiye'deki ilk probiyotik içecekti. Endüstriyel olarak üretilmiş içecekti. Ve probiyotik kelimesini ilk defa 2002 yılında, 2003 yılında biz kullanmaya başladık. Prebiyotikle probiyotik farklıymış meğerse. Tabii. Probiyotik ve prebiyotik arasındaki farkı şöyle anlatayım evet. Ben size. Tabii probiyotikler canlı bakteriler. Ama yararlı canlı bakteriler. İnsan vücudunda çok önemli bir şekilde bizim bağışıklık sistemimizin kurucusu. Probiyotik. Probiyotikler. Canlı bakteriler. Canlı bakteri. Prebiyotikler ise lifler. Aslında karbonhidrat. Ama dirençli karbonhidrat. Probiyotikler nerede var? Kaynağı nedir dediğimiz zaman dünyanın kuruluşunda var. Ha, doğada var yani probiyotik. Onlar dünyanın kuruluşundan itibaren varlar. İnsan ilk probiyotikleri nereden alıyor dediğimizde annenin doğum kanından alıyor. Orada özel tam doğum esnasında bir sıvı var, orada probiyotikler var. Ve onlarla ilk bağırsak florası oturuyor. Sonra annesinin memesinden alıyor. İlk sütten alıyor, anne sütünden alıyor. Ve devamında anne sütünden almaya devam ediyor probiyotikleri. Daha sonra fermente ürünlerden devam ediyor. Normal olarak eğer antibiyotik kullanmıyorsa 4 yaşına kadar böyle bir beslenmeyle mikrobiyota dediğimiz kor mikrobiyota yani mikrobiyotanın temeli tamamen bağırsaklarda atılmış oluyor. Prebiyotik, probiyotiği bu hep gibi. 1900'lü yıllarda mı bu olay keşfedilmiş? Evet, insanlığın aslında baktığımız zaman hastalıkların mikroplardan meydana geldiğini tahmin ediyorlar. Mesela bunu ilk tahmin edenlerden birisi Hipokrat'tır. Atina'da veba salgını olduğu zaman 560 yıllarında Kos Adası'na çıkıyor, Atina'ya gidiyor. Bakıyor vebadan binlerce insanlar ölüyor. Bir bakıyor ki bazı insanlar ayakta vebalı insanların arasında dolaşıyorlar. Soruyor ne oldu sen, nasılsın diyor. Ben vebaya yakalandım ama iyileştim diyor. Ama nasıl vebalı insanların arasında dolaşıyorsun ve bulaşmıyor diyor. Bir inceliyor ki çok iyi besleniyor. O zaman diyor ki yediklerimiz ilacımız, ilacımız yediklerimiz olsun. Eğer iyi beslenme olabilirse, bağırsaklarımızı iyi beslersek hastalıklara karşı dirençli olabiliriz. Bu arada şunu sorayım. Yoğurt probiyotik mi değil mi? Ya bizim normal yaptığımız yoğurt. Evet. Bu konuda dünya probiyotik otoriteleri keşfettikleri yararlı bakteriler üzerinde bir sınıflama yapıyorlar. Diyorlar ki bazı yararlı bakteriler var. Fermantasyonunda çok önemli işler yapıyorlar. Mesela bir besini alıyorlar, değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Onu çok yararlı bir konuma getiriyorlar. Ama bunların önemli olan
mide asidini ve safra tuzlarını geçerek bağırsakların son noktasına kadar canlı ulaşması, orada dokulara tutunarak kolonize olması. Şimdi her yararlı bakteri kolonize bu anlamda gidemiyor. Demek, çoğalmak mı demek, kolonize olmak? Tutulmak, yanlı tutulmak. Bir yaşam kolonisi oluşturmak oldu. Tabii daha sonra çoğalıyorlar orada aynı zamanda. Orada ikamet ediyorlar artık. Yani oraya yerleşiyorlar. Buradaki ayrım noktanız benim okuduklarımdan da anladığım kadarıyla mide asidini geçebilen. Ve kalın bağırsağa kadar ulaşabilen. Son noktasına kadar ulaşan. Ne? Probiyotik diyorsunuz evet, siz buna. Evet, evet, evet. Ulaşamayanlar da var. Yararlı bakteriler. Probiyotik mi? Hayır. Yararlı bakteri değil. Yararlı bakteri değil. Ama bütün amaç aslında bağırsağa, kalın bağırsağa kadar ulaştırabilmek. Evet, evet. Ulaşırsa vücudumuz daha sağlıklı tabii. Oluyor. Değil sadece mi? Bağırsaklar olarak bakmayalım. Ne olarak? Vücudun bütün giriş noktalarında. Hmm. Ağzımızda, burnumuzda, boğazımızda, kadınların özellikle vajinalarında bunların mutlaka yerleşmeleri ve kolonize olmaları lazım. Vücudumuza tüm giren her şeyi tanıyorlar. Ayırt ediyorlar, tasnifliyorlar. Sonra bunları bilgisayara kaydediyorlar. Nerede bu bilgisayar? Ne? Bağırsağımızda. Bağırsağımızda. Çünkü ikinci yani, beyin deniyor. Evet, evet, evet. Tam onu söyleyeceğim. Bağırsakların tam ortasında PR plakaları diye bir özel bir plaka var. Beynimizde nasıl hafıza hücreleri varsa ki buna M hücreleri diyoruz. Hafıza hücreleri diyoruz. Aynısı bağırsaklarda var. Probiyotikler bu öğrendikleri tüm bilgileri, yararlı zararlı, vücuda giren her şeyi, gıda maddesi veya zehirli madde veya kimyasal hepsini tanıyorlar ve burayı kaydediyorlar. Fakat işin ilginç tarafı nedir biliyor musunuz? Eğer biz antibiyotiklerle, zehirli kimyasallarla ve diğer katkı koruyucu adı altındaki diğer kimyasallarla vücudumuzu doldurursak bağırsaklarımızdaki probiyotikleri öldürüyoruz, yok ediyoruz. O zaman bu bilgiler buraya kaydedilmiyor. Bu bilgiler antikorlara doğru gitmiyor. Fagosit hücrelere doğru bir şekilde gitmiyor. Ama vücutta mikrop ve virüsler var. O zaman antikorlar ne yapıyorlar? Tanıyamadıkları için, doğru bilgi gelmediği için, karşısına çıkanı tanıyamadığı için şaşırıyor. Neyse ben bunu öldüreyim diyor. Gidiyor üstüne çullanıyor. Onu yok etmeye, kilitleyerek yok etmeye çalışıyor. Ama baktığınızda yok ettiği maalesef mikrop ve virüs değil. Ve otoimmün hastalıklar ortaya çıkıyor. Vücut, şimdi bunu ne diye diyorlar? Bağışıklık sistemi kendine saldırmaya başladı. Ben de diyorum ki, iddia ediyorum, probiyotikler olmazsa koruyucu ve koruyucu olarak bağışıklık sistemini doğru tanımlamış olmayız. Antikorlar sadece emirleri yerine getiren askerler. Onların generalleri ise probiyotikler. Böyle bir savaş var bizim bağırsaklarımızın vücudumuzda. Dolayısıyla bu kadar çok stratejik, bu kadar çok hayati, bu kadar çok önemli probiyotikler. Olmazsa olmaz. Onlar yok olursa biz de yokuz. Ne zaman başladınız siz bu işe? Yani kendi işinizi 15 kurmaya... yıllık bir araştırmalar, okumalar ve sürekli incelemeler, dünyadaki gelişmeleri izlemelerle oldu bu. 15 yılın sonunda 5-6 yıl önce başladı. Zaten bizim de ilginç dünyadaki gelişmelerle at başıymış yaptığımız çalışmalar. Mesela dünyada en önemli araştırmalardan iki tanesi var. Birisi genom projesi, diğer mikrobiyom projesi. Bunlardan da biraz bahsedeyim. Genom projesi 1996 yılında başladı. İnsan DNA'sını çözme ile ilgili. Şöyle düşünüyorlardı, bütün hastalıklar genetik. Eğer genleri çözersek hastalıkların kaynağını çözmüş oluruz. Bir bakıyorlar ki hastalıkların kökü genetik değilmiş. Bakıyorlar profesörler, hatta basın toplantısına soruyorlar. Memnun musunuz yaptığınız genom projesi, insan DNA'sını çözdünüz? Hayır diyor. Hayal kırıklığı uğradık diyor. Ama çok sevinçliyiz diyor. Biz şimdi yeni bir çalışmaya başlıyoruz. O da mikrobiyom projesi diyor. Bağırsaklardadır diyor baktığımız zaman hastalıkların kaynağı diyor. Tekrar başlıyorlar çalışmalara ve 2014 yılına geldiğinde bu çalışmalar bitiyor ve ikinci beyin gibi, mikrobiyom gibi kelimeleri biz o zaman daha iyi duymaya başlıyoruz. Çok yeni aslında. Evet evet, baktığımızda böyle. Elbette fermente geleneksel ürünleri biliyorduk biz. Çok ilginç bir şey var orada. Türkler göçebe halinde Orta Asya'da yaşayan topluluklarken yanlarında atlar ve keçiler var. Onların sütlerini alarak içmek istiyorlar. Sütü içiyorlar, müthiş bir gaz ve şişkinlik. Sindiremiyorlar. Çünkü bizim atalarımızda genetik olarak laktoz intoleransı. Yani laktaz enzimi yok bizde. İyi ki atalarımızın laktoz intoleransı varmış. Bu içemedikleri sütü ne yapıyorlar? Tulumlara koyuyorlar, şırdan tulumlara. Bir müddet sonra bakıyorlar ki bunlar pıhtılaşıyor, ekşiyor. Alıyorlar, yiyorlar, gaz yok, şişkinlik yok. Yani süt olarak içtiklerinde olan şişkinlik ve gaz, ekşiyen sütte ise baktıklarına pıhtılaşmış sütte olmuyor. Yok. İşte kırmızı buluyorlar önce. Sonra kefir ve sonra yoğurt, sonra peynir, bundan sonra mayalarla birlikte gelişiyor. Baktığımız zaman
çeşitli hurafeler var bazen. İşte çam kozalağından, karınca yumurtasından, nohuttan falan yoğurt. Bunların hiçbirisi doğru değil. Bununla ben 5 yıldan beri bu araştırmalarımı bir sosyal medyada yaymaya çalışıyorum. Gruplar koyuyorum, yazılarımı veya olan tüm araştırmaları, dünyada olan araştırmaları buradan insanlara ulaştırmaya çalışıyorum ki sosyal medyada en iyi bir ulaşım aracı. Sosyal medyada çok güçlü bir grubunuz evet. var yani 100 bin. Bir grup 250 kişi... bin kişilik, diğeri de 120 bin kişilik. Öyle yani mi? Toplam biz organik olarak baktığımızda 1 milyon kişiye ulaşabiliyoruz. Çok güzel. Bir taraftan da probiyotiklerin evlerde maya olarak formunda alınarak evlerde probiyotik yoğurtlar, kefirler, kımızlar, turşular, sirkeler ve ekşi mola ekmekler yapılmasıyla ilgili bir girişim başlattık. Bunu biraz daha genişlettik. Önceden probiyotikleri yurt dışından alırken artık Türkiye'de yerli olarak üreten ortak stratejik ortaklarımız var. Onlarla birlikte yapıyoruz. Yerli coğrafi floradan üretilmiş yerli ırk olan probiyotiklerle mayalarımızı oluşturuyoruz ve bunların çeşitlerini çoğaltıyoruz. İstiyoruz ki İnsanlar marketteki önüne sunulan, içinde katkı ve koruyucular olan veya endüstriyel işlemlerle doğallığı bozulmuş olan fermente gıdalar yerine kendileri güvendikleri, katkı koruyucu olmayan ve hiçbir şekilde doğallığını bozmayacak yöntemlerle kendi fermente ürünlerin üstünde. Ve probiyotik fermente ürünler olsun bunlar. Elbette fermente ürünlerimiz var, bizim yoğurdumuz var, gelen taranımız var, turşumuz var ama gelin diyoruz ki bunları standart ve zengin bir probiyotik içerikten probiyotik fermente gıdalara dönüştürelim. Hiç hastalanmayacağız. Hastalıklara karşı dirençli olacağız. Sindirim sistemimiz mükemmel hale gelecek. Yani yediklerimizi sindirilebilir ve emilebilir hale getireceğiz. Bazen siz de duymuşsunuzdur. Ne yersen olsun diye bir cümle var. Çok yerleşiyor şimdi Türkiye'de. Evet. Hayır. Neyi sindirebiliyorsak, neyi emilim yapıyorsak odur. Yiyoruz yiyoruz ama bir şeyi sindiremiyorsak o bize yaramıyor. O zaman kişiden kişiye değişir mi? Hayır, sindirim sistemini düzeltmemiz lazım. Kimsenin görmediği bir şey var. Sindirim sistemimiz bozuk. Biz midemizi çöplük gibi gördük. Bağırsaklarımızı boru gibi gördük. Ama orada büyük bir canlı yaşamın olduğunu yeniden başka bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. İnce bağırsakta ve kalın bağırsakta olan o canlı yaşamı yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Toz şeklinde probiyotik satıyorsunuz. Bunları mesela insanlar yiyecekleri yemeklerin içine koyduklarında işte şuna buna koyduklarında daha rutin, normal, tabii. sağlıklı beslenmeye katkıda bulunacağını evet, vaat ediyorsunuz evet, evet. değil mi? Evet. İnsan vücudu bir mucize. Bedenimizi biz tanımıyoruz. Hep bedenimize dışarılardan müdahale etmeye çalışıyoruz. Ki ilaç dünyasının da bize yaklaşımı budur. Senin bedenin bozuldu, fabrikaların bozuldu, gel buraya dışarıdan müdahale. Biz de diyoruz ki hayır. Bozulmuşsa buna içeriden müdahale etmek lazım. O zaman bu sistemi bozan şeyleri tespit edelim. Bozulan şey ise bizim bağırsaklarımızdaki probiyotikler. Yani mikrobiyotanın kurucusu, bağışıklık sisteminin kurucusu ve koruyucusu probiyotikler yok olunca bütün sistem bozuluyor. Diğer makinalarda, diğer organlar da bozuluyor. O zaman beslenmemizi doğru yapmamız lazım. Hangi besin maddelerini tüketmemiz gerektiği konusunda hangilerinde fermente ürünler daha fazla var, hangilerinde probiyotikler var onlara bakmamız lazım. Yani bu bir ilaç değil. Kesinlikle. Şimdi değil mi? Probiyotikler evet. ilaç değil. Normal günlük beslenmemiz gereken. Doğru ve akıllı beslenmemiz gereken bir tercih. Tercih. Aslında olması gereken mesela bütün süt ürünleri probiyotik olmalı. Probiyotik yoğurt, probiyotik peynir, probiyotik tereyağı. Ve içine hiçbir katkı koymadan bunlar koruyucu bir şekilde kendilerini orada uzun bir süre şey edebilirler, saklayabilirler. İkincisi çocuklarımız, bebeklerimiz probiyotiklerle beslenebilmeli. Mesela UHT süt dağıtılıyor bugün her yerde. Çocuklara UHT süt dağıtıp diyoruz. UHT süt ölü bir süttür. Yüksek sıcaklıkta kaynatılmış ve yüksek basınçta homojenize edilmiş süt. Ne demek 160 derecede kaynatılmış bir sütte ne protein kalır ne de diğer değerler kalır. Hiçbir şey kalmaz. Sütün zaten insan biyolojisine zararlı olduğu hakkında kesinlikle bir takım görüşler var. Öyle mi? Evet. O bütün manipülasyon bilgilerinin arkasında GDO'lu soya lobisi var. Sütü ve eti bize bütün hastalıkların kaynağı olarak göstermek istiyorlar. İşte Türkiye'deki en büyük hastalık nedir biliyor musunuz? Kısırlık. Kısırlık başladı. Ama siz bunu görmüyorsunuz. Neyi görüyorsunuz? Neyi tüp bebek var. Tüp bebekten çok büyük var. Tüp bebek mucizeleri. Evet. Bedia ne yapıyorsa tüp bebekleri gösteriyor. Ama diğer taraftan neden tüp bebeğe gereksinim duyulduğunu, neden kısırlığın oluştuğunu kimse anlatmıyor. İşte bu zehirlerle oldu bunlar. Bu endüstriyel işlem görmüş gıdalarla oldu bunlar. Ürettiğiniz şeylerle ilgili bize ne söylemek istersiniz? Ne yapmalıyız? Nasıl tüketmeliyiz? Probiyotikler ilaç değil. İlaç gibi algısıyla da görülmemeli.
Şimdi bir ilaca baktığınız zaman yan etkileri var. Dozu var. Fazla aldığınız zaman o yan etkili itibariyle başka bir hastalığa yol açıyor. Aslında hastaya göre ilaç verilmesi gereken ilaca göre hastalık ortaya çıkıyor. Baktığımızda probiyotikler böyle değil. Probiyotikler fazla alındığında hiçbir şekilde ne dozu ne de yan etkisi olmadığından dolayı size bir zarar vermez. Bir de probiyotiklere diyorlar ki onlar nereye gideceğini bilmiyoruz. Hayır, bizden çok iyi biliyorlar. Bizim vücudumuzu onlar çok daha iyi tanıyorlar. Eğer ki biz beslenmemizde probiyotikleri yanımıza alırsak bir kere sindirim sistemimiz mükemmel hale gelecek. Hatta yapabilirsek bütün ürünlerimiz, yediğimiz ürünleri büyük bir çoğunluğunu fermente probiyotik hale getirelim. Biz eğer yoğurt yediğimiz zaman bu sütün değişmiş halidir, yoğurt fermente olmuş halidir. Bunu aldığımızda bunu çok kolay şekilde sindirebiliyoruz, çok kolay şekilde emilim yapıyoruz ve tamamen içindeki her şeyden yararlanıyoruz. O zaman ne kadar çok fermente ürün tüketirsek midemizde mükemmel bir %99.9 sindirim yapmış oluyoruz. Şimdi doğal gıdayla beslenmiyorsam, sırf prebiyotik takviyesi alıyorsam sağlıklı beslenmiş oluyor muyum? Olmuyorum. Tabii. Mesela hemen hastalandım diye antibiyotik tüketirseniz veya içinde kimyasal zehirler olan diğer ilaçları tüketirseniz, antimantar ilaçları atıyorum, tüketirseniz. Atıyorum, kola içiyorsam bol. Zaten endüstriyel işlemler görmüş, doğallığı bozulmuş. Ve aynı zamanda kurtku adına katkı, koruyucu, renklendirici, aroma verici dediğimiz her şey kimyasal. Bunları aldığımız zaman probiyotiklerin bütün etkinlikleri yok ediyoruz. Yani o zaman biz doğru besleneceğiz. Tabii. Üzerine de probiyotik katkısı alırsak. Tabii. Ben daha çok elbette probiyotik takviyeler kullanılabilir ama probiyotik fermente gıdaları daha çok öneriyorum. Probiyotik yoğurt, probiyotik turşu, probiyotik ekşi mayalı ekmek, probiyotik tarhana gibi, probiyotik meyve suyu gibi, probiyotik peynir gibi artık aktifleşmiş, çoğalmış ve bir sürü yanına diğer silahlarla kuşanmış probiyotikler alalım ki bunları gönderelim mide ve bağırsaklarımıza, orada patojenlere karşı hazır savaşlarımız olsun. Mesela turşuda da sirkeye karşısınız. Tabii. Onu anlayamadım ben. Neden? Sirkeye baktığımız zaman sirkenin bünyesinde asetik asit vardır. Turşuda yapacaksanız normal sebzelerin üzerinde varsa eğer kimyasal yatsızsa orada mantar mayalar vardır, yararlı probiyotikler vardır. Onlar başlarlar, tuzla da dayanıklıdır bunlar. Fermantasyonu başlatırlar ve orada çoğalırlar. Siz de oradan probiyotikleri elde edersiniz. Ama sirke katarsanız elde edemezsiniz. Kaç çeşit ürününüz var? 100'e yaklaşıyor. Ben idealist bir insanım. Benim her şeyim var. Yani sadece bu Türkiye'deki insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek için probiyotikleri anlatıyorum ve onlardan yararlanmamı sağlıyorum. Hem de trilyonlarca. Çünkü bu Türkiye'deki insanların bağışıklık sistemi şu antibiyotikten dolayı çökmüş durumda. Bundan sonraki nesiller de geleceği karanlık durumda. Çok kolay hastalanabilen, astım ilaçlarıyla, alerji ilaçlarıyla büyüyen bir nesil oldu. O zaman ne gerekiyor? Bu ülkeye iyilik yapacaksa, bu ülkeye dağılıyor, bu insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek lazım. Ben de probiyotiklerle bu konuda olabileceğine inanıyorum. Onun için de var gücümle çalışıyorum. Büyük bir şeye doğru gidiyoruz eğer ki probiyotikleri tercih etmezsek. Büyük bir kıskacın, büyük bir girdabın içine giriyoruz. Çok kolay hastalanabilen, çok ilaç kullanan, iç hastalıktan yakası kurtulmayan, mutsuz aynı zamanda, depresif. Bütün bunların sebebi bağırsaklar. Bağırsaklar mutlu değilse biz de mutlu değiliz. Peki en çok satılan ürününüz? Ürünleriniz ne? Tabii 5 sene önce yola çıktığımızda probiyotik ismi çok daha fazla bilinmiyordu. Şimdi probiyotik yoğurt diye ilk ürünümüz vardı. Öyle koyduk. Daha sonra bunların isimlerini çeşitlendirdik ve patentledik. En çok probiyotiği görünce probiyotik yoğurt daha çok getiriyor. Evet. En çok bakteri olduğu için de ve 1 trilyon toplam bakteri olduğu için de Süpermix'e karşı ilgi var. Peki sizce çok değerli olan ama daha henüz keşfedilmemiş ürününüz ne? Kımız. Kımız mı? Ben anlatamadım Türkiye'de kımızı. Öyle mi? Kımız kefir mı? Gibi. At sütü değil mi? Hayır. Öyle mi? Maalesef böyle biliniyor. Türkiye'de iki tane kelime biliniyor. Kımız dediğinde bir at sütü, birisi içki diyor. Kımız yani? Kefirden önce bulunan ilk fermente probiyotik içecektir. Bugün Orta Asya ülkelerinde 30'a yakın sanatoryumda akciğer ve karaciğer hastalıklarında kımız tedavisi uygulanmaktadır. Tüberküloz, astım, alerji, zatürrede, bronşitte kımızla tedaviler vardır. Kımız çok değerli bir şeydir ama bir türlü Türkiye'de bunu anlatabilecek bir ortam yakalayamadım. Siz ne satıyorsunuz onunla ilgili? Kımız mayası var. Hani kefir mayası var. Ya biz evde kımız mayalayabiliriz. Evet, kımız yapılabilir. Probiyotiklerle ilgili bir anınız var mı bize anlatacağınız? Var. Bir gün telefon çaldı. Haydar Yılmaz sen misin dedi. Evet ben dedim.
Sen kimsin? Sen kimsin Haydar Yılmaz dedi ya. Sen kimsin dedi. Kadın şaşırdı. Sonra kendi hikayesini anlattı. Ben dedi çok uluslararası firmanın CEO'suyum. Ve 27 yıldan beri kabızım. Nasıl? Kabızım. Ha kabız. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Lavmanlar, laktasif ilaçlar. Seyahat ediyorum, uçağın kabininde gidiyorum, şey yapıyorum, lavman yapıyorum. Toplantıya gireceğim, karın ağrısı gidiyorum, lavman yapıyorum. Yani otele gidiyorum, ağrıdan uyuyamıyorum, lavman yapıyorum. Ben diyor delik deşik oldum. Ve buna diyor harcadığım paralar, boğazda bir yalı parası. O kadar diyor para harcadım ben. İlaçlara, tedavilere, doktorlara, hastanelere, bu kadar para harcadım. Hastanesinde tedavi ediyor. Oradaki doktor diyor ki bir dakika diyor Haydar Bey'in diyor bir şey var diyor. Bir iddialı diyor. Kombinat yoğurt meyası var. Bunu kullanıyor. Tamam diyor ben evde yoğurt yaparım diyor. Alıyor evde yoğurt yapıyor. Bir hafta ben diyor yavaş yavaş normal tuvalete gitmeye başladım diyor. Acaba tesadüf mü diyor. İkinci haftayı da bekliyor. İkinci hafta oluyor. Her gün dışkısını yapıyor. Hiç lahman falan da yapmıyor. Lahman seti orada duruyor. Ne oldu bana diyor. Ben probiyotik, kombiyotik yoğurt yaptım diyor. Ondan sonra gidiyor, şu adamın bana telefonu verir misiniz diyor. Ondan sonra beni arıyor. Haydar Yılmaz sen kimsin yani? Yani ben diyor kronik kabızlıktan bu kadar sene ilaçlar, bu kadar hastaneler, doktorlar, tedaviler uygulandı. Ben bununla mı çözülecektim diyor. Yani diyor 3 liraya mı çözülecek bu iş diyor. Söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Probiyotik beslenmenin, probiyotik ve prebiyotiklerle beslenmenin geleceği nokta kişiye özel noktası gelecek. Ülkede metagenomik testler eğer ne kadar çok çoğalırsa, mikrobiyota kimliğimiz ortaya çıkarsa her kişi olarak nüfus kağıdımız gibi cebimizde mikrobiyota kimliğimiz olacak. Belki bunu her ay dışkı analizlerimizle yapacağız. Hiç hangi ilacı kullanayım, hangi probiyotik kullanayım diye bile demeyeceğiz. Bizde mikrobiyota kimliğimiz ne işaret ediyorsa onları kullanacağız. Hani deriz ya böyle, orta çağda matbaayı kaçırdık, bilimsel teknolojik devrimleri kaçırdık, şunu kaçırdık. Gelin probiyotik devrimi kaçırmayalım. Evet. Benim söylemek istediğim o. 20. yüzyıl kimyasal gübrelerin, kimyasal zehirlerin, yüce buğdayların yüzyılıydı. 21. yüzyıl probiyotiklerin yüzyılı olacak. 20. yüzyıl antibiyotiklerin yüzyılıydı. Bunu söylemeyi unuttum galiba. 21. yüzyıl probiyotiklerin yüzyılı olacak. Gelin buna çaba sarkın. İnsanlığın kurtuluşu olacak. Aynen, aynen. Probiyotin okulu var mı? Yok. Probiyotik bakteri üreten 20 firma var. Biyogenetik firmaları var. Yeni probiyotikleri keşfediyorlar. Bir de tek tek insanlar var, araştırmacılar var. Klinik analizler yapıyorlar. Mesela probiyotiği alıyor, kabızlıkta kullanıyor. Probiyotiği alıyor, kanserde kullanıyor. Bunlar başladı. Özellikle Amerika'da çok daha fazla var. Bir de kendilerinin yaptığı çalıştaylar var. Mesela 100 yıl önce dedim ya, 1906'da Elie Metcalf'un 1908 yılında Nobel Tıp Ödülü verilmesiyle başlayan probiyotik serüveni. 2004 yılında probiyotik çalıştayı toplanıyor. Dünyada ilk defa. 100 yıldan sonra ne yaptık biz diyorlar? Dünyada ne olmuş? Bakıyorlar ki 1500 tane çalışma var. 1500 çalışmanın %90'ı 1900'lü yıllardır. Yani. Bir de hadi çalışalım diyorlar. 4 sene sonra bir araya geldiklerinde 15.000 tane çalışma yapıyor. Ve herkes çalışıyor, harbiden çalışıyor. Bir de tabii bakış açısı çok önemli. Yani probiyotiklere inanıyorsam, mikrobiyolojiye inanıyorsam ben bununla ilgili araştırma yapacağım diyen insanlar çıkıyor. Firmalar da çıkabiliyor tabii. Dünyanın geleceği buna diyorlar. Buna yatırım yapmak lazım. Bunlardan birisi de Bill Gates. O da yatırım yapıyor. Google yatırım yapıyor. Bununla ilgili onlar da mikrobiyolojiye, biyogenetik çalışmalarına büyük paralar harcıyor. Yani dediğiniz gibi 21. yüzyıl probiyotik yüzyıl olacak. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz bu görüşme için. Ben teşekkür ederim.